Günaydın arkadaşlar. Burada Şemsiyen ve ben servis bekliyoruz. Hava fena yağmurlu. Şu an muhtemelen ayağımın içine su doldu. Yani kısacası yağmur yağdığında burası komple göl oluyor. Şimdi servisi bekliyoruz. Oturduğum yerde ıslak şalımı pantolon altıma koydum. O yüzden sesim solum çıkmıyor. Neyse arkadaşlar, iki saatte görüşürüz. Arkadaşlar şu an ne saç kaldı ne bir şey. Isınmak için çay içiyorum ve yalnız değilim. Yağmurda ıslanmış, kurban oldum ya. Islanmış, sütünü içti. Şimdi birazcık kurumaya bıraktı. Klimayı da açtım ona. Ben işimi yaparken o da orada yatıyor. Köpek, buradaki köpeğimiz bayağı ıslanmış, depoya falan götürdük. Yani depoda durması için bu mamayı depoya götüreceğim. Orada yesin ve orada yağmurdan korunsun diye. Ciğerini onun haşlıyorum, çiğ vermek yerine. Hem karnı doymuş olur hem de ayrıca orada yağmurdan korunmuş olur oraya koyarsan. Birazdan ıslanacağım yani, daha da ıslanacağım. Şimdi biraz haşlansın, onu soğuk suyla yıkayıp depoya götüreceğim. Yani şu an sokakta birçok bunun gibi hayvan var ıslanan. Kimileri çok şanslı, kimileri de maalesef ki bunu çekmek zorunda kalıyor. O yüzden yağmuru asla sevmiyorum, sevmeyeceğim. Ne? Ya şurada üşümüş ya, bak ona ben buradaki hırkamı bırakıyorum. Dur yok bir şey. Gir buraya, ha. Ay. Kurban ölürüm ya. Neyse hadi biz buna da birazcık ciğer ayırayım. Görüşürüz arkadaşlar biraz. Bu da birazcık esin. Aç. Yağmur bir duruyor bir yağıyor. Şuradaki gölü görüyorsunuz. Şöyle ufak ufak çukurları da. Gelme oğlum, annem ya. Yağmurda ıslanıyorsun sen. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Annem ne yapıyorsun, gel. Şurada dur. Bekle. Bekle orada, yağmurda ıslanma. Zaten ıslanmışsın yeterince. Kıyamam ya. Biz ciğer yedik bugün abiler ablalar. Bu depoya niye gitmiyor ya? Sen depoya niye gitmiyorsun? Yağmurda geziyorsun. Götürsem tekrar geri arkamdan gelir mi acaba? Neyse bir deneyelim. Çok güzel. Şu an gözüküyorsun. Şu an köpek kulübesi yapmışlar arkadaşlar ya. Bizim köpeşimiz ıslanıyor diyor. Ama kocaman, bakın videoda çok şey çıkıyor. İçinde ne var? Gel. Şimdi son durum. Ha da bu girmedi. Bunlar girdi. İyi bari burada yatarlar. Ama kocaman. Kocaman. Sen girmedin. Niye girmedin? Senin için gittim ben oraya. Strafor. Oğlum sen niye girmedin? Strafor bile döşedim. Kızım. Yaptım diye. Ben evdeki minderleri getireyim. Yumuşak olur. Arkadaşlar bu gördüğünüz renkli şemsiye. Ben sabah gösterdiğim şemsiyemle takas yaptık. Sebebi ise şeydi. Hemen dönüyorum bir saniye. Kendime çeviriyorum. Bunun renkleri LGBT'yi destekliyor diye bilmiyormuş. O da dedi ki PKK bayrağı diye ve utandım dedi. Herkes bana niye bakıyordu? İşte ben aldım. Takas yaptık. Yani artık yeni şemsiyem bu. Ona haber vereyim dedim. Kapıyı aç. Sen o şemsiyeyle nasıl gireceksin? Ha, kapat. Şimdi gireyim.
Şimdi bugün çok geç çıktık. Bugün de zaten yağmurda bayağı bir ıslandım ben. Ya benim şu an burası çok karanlık. Bir saniye ben bir apartmana gireyim de. Geliyorum, bekleyin. Bir insan motorunu buraya park eder mi ya? Bu ne? Aa, ışık yok ha. Şey diyecektim arkadaşlar. Bugün çok geç çıktık. O yüzden yemek yapacağım dışarıdan söyledim. Adem'in haberi yoktu. Botlarım şu an su içinde. Çoraplarımı hemen çıkartmak istiyorum. Onun dışında şu an kolum ağrıdı. Yukarı gideyim, üzerimi değiştireyim. Makas atmadan videoma. Çok geçişli olmasın. Videoya devam edeyim. Arkadaşlar direkt bulaşığa girdim ama şimdi bisküvili pasta yapacağım. Dün biraz az süt koyduğum için bir anda çok katı oldu. Pardon bir dakika. Burada küçük borcam var mı? Şu var. Hayır olmaz. Onun altındakine bakayım. Bisküvi pasta yapacağım yani onu vereyim. Balkonun halini görmeye dur. Hangisi? Hangisi eskiden? Bari memeli. Mavi olay yine. Nasıl mavi? Biri yeşil kapalı, biri mavi kapalı. Mavi kapalı olay yine. Hepsi
şerbet suya tekrar Şimdi normalde geçenlerde yapacaktım bunu. Şey oldu. Geçenlerde diyete başladığım için kendimi şey yapmayayım diye. Ay bir dakika. Wow. Neyse bir körelteyim diye. Diyetim bozmasını yapmamıştım ve o zaman da muzu yiyemedim. Muzlu güzel oluyor. Ben normalde bisküvi, petibör bisküvi alırken kakaolu alıyorum. Öyle daha çok seviyorum. Çünkü bende bir kakao çikolata aşkı var. Yani mesela ben dondurma yemeğe gidelim. Yani Adem 6 yıldır hayatımda ekstradan yediğim sadece karamelidir. Başka asla çikolata dışında bir seçenek olarak bile görmem diğerlerini. Böyle de bir cinsimdir. Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Buse Hanım'ın kanalında. Cevap vermeye başladım. Evet, kimse beni takmıyor. Yemin ediyorum şu an sanki çoraplarımı değiştirmem. Deprem mi oluyor? Hayır. Çoraplarımı değiştirmemişim gibi hala ayaklarımın ıslak hissiyatı var ya. Ay. Bu bisküvi yiyen yani, yemeğin yanmayı. Sana bana bir şey en çok. Aç. Bu da güzel. Ben koyarım. Bisküvi severim. Sayamadım. Ama bunun içine şey koyuyorlar. Gül koymuşum. Gül lokumu koyuyorlar. Onu hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Bisküvinin arasına lokum koyuyorlar. Hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Böyle beni yiyorsunuz, atlıyorsunuz da ben yemem. Ben lokum sevmiyorum. Ben lokum seviyorum da onu sevmiyorum. Ha böyle. Antalya lokumu diyorlar. Evet, çırpılır mı? Köpürtüyor. Tamam onu keselim. Hı. Şuraya bakayım. Keselim burada, anlama geldi. Şimdi ilk katımız, tamam mı? Biz şey, fazla geniş kasede yapmayalım. Böyle olsun ki katı fazla olsun diye. Düz mantık. Tamam. Yüksek kat çıkacağız. Şimdi. Afiyet olsun. Ne? Alo.
getirsin bisküviyi. Ben niye bisküvi deyince kendimi çok tuhaf hissediyorum? Sanki yanlış bir şey söylüyorum şimdi. Şimdi böyle olunca tabii bu dilimlerin arasında da puding akıyor. Ve birazcık bekliyoruz. Hayır. Birazcık böyle bekliyoruz. Soğusun, ondan sonra dolaba koyacağız. Ve bir şey söyleyeceğim. Alt tarafı bisküvi pasta yapmış, sanki yaş pasta yapmışım. Bir de yapsam onu neler derim. Yemek nerede? Ne zaman geliyor ona bakayım. Yemekten sonra muhtemelen görüşürüz arkadaşlar. O da orada soğusun. Dolaba koyacağım birazdan. Şu an acayip üşüyen ayaklarımı battaniyenin içine sokmak zorundayım. Bir de oturduk. Biz film falan izlemiyoruz ya. Ben çok geçmişi öyle diziler izlemeyi çok seviyorum. Güneşi beklerken başladık. Adem'i de sardı. Birlikte izliyoruz. Bu kız da yiyor, yiyor, kendini kusturuyor. Bak şimdi yiyor. Aman o da ne yaptığını bilmiyorum. Oturduk işte burada şimdi. Yemek de yedik. Kızım aç kapıyı. Melisa hadi aç kapıyı. Paris ya. Açmayacağım, git başımdan. Rahat bırakın artık beni, yeter. Kamera yerlerimi düzenledim de çok böyle çözünürlük düşmüş gibi geliyor. Şu anda da öyle geliyor. Şimdi saat 11'e geliyor. Yatmaya geçeceğiz. Yarın iş var. Telefondan izlemeye devam edeceğiz. Muhtemelen izlerken uyuyacağız. Yani 5 dakika sonra ikimiz de böyleyiz. Ama ondan önce ben bir gideyim kendimi kusturayım. Çünkü mide fena halde, çok kötü. Artık reflü mü var bilmiyorum. Bundan sonra kahve, çay. Belki bir ihtimalle gün içinde bir bardak çay falan içerim ama kahve de belki bir Türk kahvesi. Ama asla o şu an aldığım diyet kahvesini içmeyeceğim. Çünkü mideme çok kötü zarar verdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Ağır geliyor herhalde bana. Ben şimdi lavaboya gideyim. Kendimi kustayım. Şu midem de bulunuyor. Damlamı da damlatmıyor zaten Adem artık. Damlatmıyor ki. Damlatıyor, kulağımı geliyorum, parmağıma tıkıyorum zaten sen damlayı damlatana kadar. He. Yani uyuyorum. Sen uyuyor musun? Bak. Size iyi geceler. Kendinize çok dikkat edin. Vlog çekiyorsanız vlogda konuşun arkadaşlar. Yarın da saçımı muhtemelen toplarım. Akşam da yıkarım. Oh. Benim midem çok kötü. Bir sobayı da açmış. Bir gün yangın çıkacak ama korusun. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Dikkat edin, hastalanmayın. Bye bye.